Merhaba arkadaşlar. Bu videoda eşlenik asit baz çiftlerinde KAKB iyonlaşma sabitleri arasındaki ilişki nedir? Buna bakacağız. Yani iyonlaşma sabitleri arasındaki ilişkiyi çıkaracağız bu videoda. Bundan sonraki videoda da örnekleri var. Ama burada en önemli şey şu. Biz hep Bronset Doğru Asit Bas tanımının üzerinden gideceğiz. O yüzden de Bronset Doğru Asit Bas tanımını hatırlamıyorsanız ki bilmeniz önemlidir. Lütfen o videoyu izleyerek o konuyu tekrar ediniz. Ondan sonra bu konuda daha iyi sonuç alabilirsiniz. Evet gelin başlayalım. Şimdi ben burada size direkt K-A-K-B arasındaki ilişkiyi verebilirim. Ama denklemleri yazabilmeniz önemli. Çünkü bu konu tuzların hidrolizinde de karşınıza gelecek. Bronsted ve asit bas tanımına göre hatırlamıyorsanız lütfen videosunu izleyin ama basitçe şöyleydi. Proton alışverişi oluyordu ve protonu veren aşartı veren asit protonu alan baz özellik gösteriyordu. Bunu bir kenara yazayım. Çünkü bunu şimdi kullanacağız. H ve asitiyle başlayalım. Şimdi H ve zayıf bir asit arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunun bronsted lowrye göre suda çözünme denklemi yazacak olursam sudaları aqua olarak belirtiyorum. Su ile etkileşime girecek. Ve asit olduğuna göre, zayıf best olduğuna göre bir denge tepkimesi asit olduğuna göre ne yapacak arkadaşlar? Proton verecek. Bunu kime verecek? Suya verecek. Ve tepkime sonunda F- iyonu ile aşıço yani hidronyum iyonları oluşacak. Bu HF asitinin Bronsted Lowry'e göre suda çözüme denklemidir. Ve bir denge var. Dengenin olduğu durumda biz bir denge bağıntısı yazabiliyoruz. Ve bu denge bağıntısında bulduğum değer asitin iyonlaşma sabitinin değeri olacak. HF için yazıyoruz. Yazalım. Katı ve sıvılar yazılmıyordu. Gazlar ve suda çözülen maddeler yazılıyordu. O zaman ne diyeceğim? F eksi iyonları derişimi çarpı hidronyum iyonları derişimi bölü H ve moleküllerinin derişimi bana bu asitin iyonlaşma sabitinin değerini verecek. Bunu koyduk. Şimdi arkadaşlar baktığımızda H ve bir tane hidrojen verdi. Ve bir tane hidrojen vererek F eksiye dönüştü. Tersinden bakarsanız F eksi H F'ye dönüşürken hidrojen almış. O zaman F eksi bir bazdır. Yani H F'nin konjuge bazıdır. F eksi konjuge baz olduğuna göre daha doğrusu bir baz olduğuna göre ben bunun da suda çözünme denklemini yazarım. Yine Bronsted Lowry'e göre şuna baz diyelim. Baz olduğuna göre ne yapacak arkadaşlar? Hidrojen alacak yani proton kimden alacak? Sudan. Hidrojeni aldığında yani protonu aldığında HF'ye dönüşecek. Sudan aldığı için orada da bir hidrojen gitti. O H eksi iyonu kalacak. Yine bir denge tepkimesi var. Ben yine bir denge bağıntısı yazabilirim. Bu durumda F eksi yani baz için yazdığımdan bu bazın iyonlaşma sabitinin değeri olur. Bu da ne eşit olur? H F çarpı O OH eksi iyonları derişimi bölü F eksi iyonlarının derişimi. İki tane denge tepkimesi var elimde. Konjüge asit baz çiftleri için. Arkadaşlar denge tepkimeleri toplanabilir. Ve denge tepkimeleri toplandığında K değerleri de çarpılır. Gelin bu denge tepkimelerini toplayalım. F eksiye baktığımda bakın burada oluşmuş, burada harcanmış, gitti. H, girmiş ve çıkmış, gitti. Kalanları topladığımız zaman 2 H, 2 O sıvı ve yine bir denge var. H, 3 O artı hidronimiyonları suda artı OH eksi sudayı elde ettim. Peki bu bir denge tepkimesi. Bu bir denge tepkimesi olduğuna göre az önce dedik ki bunun K değerini biz de, topladığımız denklemlerin denge sabitlerinin değerini çarparak, çarparak buluyoruz. Yani KA ve KB değerlerini çarpacağım. Peki baktığınızda bu neyin tepkimesidir arkadaşlar? Bu suyun oto-iyonizasyonu tepkimesidir. oto-iyonizasyonu ay yazamadım, yazdım. Olduğu kadar. Ve suyun oto-iyonizasyonu da bir denge tepkimesiydi. Bu denklemin denge sabitine suyun iyonlaşma sabiti yani K'sü diyorduk. Ve bu değer 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tü. Sıcaklık 25 derecedeyken ve biz hep bu değeri kullanıyorduk. Dolayısıyla aslında burada gördüğümüz şey şu bakın, biz konjüge asit baz çiftlerinde her iki tepkimeyi topladığımızda suyun otoyonizasyonu denklemine ulaştık. Ve denge tepkimeleri toplandığında K değerleri çarpıldığı için bu K değerlerini çarptığımızda Ka ve Kb'yi çarptığımızda suyun otoiyonizasyonuna eşit oldu. Dolayısıyla Ka ve Kb değerleri çarpımı 1 10 üzeri eksi 14'e eşit oldu. Hatta şöyle de yapabiliriz bakın. Suyun otoiyonizasyonunda denge bağıntısını yazsanız bu neye eşittir? Sıvıyı almayacağıma göre hidronim iyonları ile OH eksidir iyonları derişiminin çarpımına. E şimdi biz K su değerini Ka ve Kb değerlerinin çarpımından buluyoruz. İspatlayalım. Yukarıdaki şu değerleri yerine koyduğumuzu düşünün. Ne yapacağım? F eksi çarpı H3O artı iyonları derişimi bölü HF moleküllerinin derişimi çarpı HF moleküllerinin derişimi aynı uzun oldu bu bölü F eksi. E bunları çarptığınızda da ne kalacak bakın elinizde bunlar gitti. Bunlar da gitti. H3 O artı ile OH eksinin çarpımı kaldı. Yani şuna ulaştınız. Söyleyeceğimiz şudur ki buradan yola çıkarak e, oda koşullarında konjüge asit bas çiftlerinde Asitin iyonlaşma sabiti ile bazın iyonlaşma sabitinin çarpımı kaosu yani suyun iyonlaşma sabitinin değerine eşittir. Ve bu değer 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. Oda koşullarında ve biz hep oda koşullarında hazırlanan çözeltilerden bahsettiğimiz için ilişkileri kurarken kullanacağımız değer de bu değerdir arkadaşlar. Ee, gelin bir de denklemleri yazmayı bir baz üzerinden görelim. KAKB değerlerini tekrar söyleyelim ve sonrasında uygulamalar yaparız. Metilamin zayıf bir bazmış. O zaman ben metilamini suda çözdüğümde arkadaşlar aqua su ile tepkimeye soktum. Bronsted Lowry'e göre bu bir baz olduğu için bir proton aşartı alacak. Kimden alacak? Sudan alacak. Dolayısıyla CH3 NH3 artı iyonları ve a, aqua ile başladım suda bitti ama artık bir daha aqua ile devam edeyim arkadaşlar. O OH iyonları bulunacak. Bu yazdığım bazın iyonlaşma denklemi. Dolayısıyla buradan bulacağım denge sabitinin değeri bazın iyonlaşma sabiti yani Kb olacak. Baktığımda CH3NH2 yani metilamin kime dönüşüyor? Hidrojen alarak bu iyona. Bu iyon o zaman Konjüge asiti. Bu asitin suda çözülme denklemini de yazalım. Asit olduğu için Bronsted-Lowry asit bas tanımına göre suda çözdüğümde hidrojen vermesi gerekiyor. Hidrojeni kime verecek? Suya verecek. Kendisi tekrar metil amin moleküllerine dönüşüyor. Ve proton alan suda aşı çoğu artıyı oluşturuyor. Biz burada da konjüge asitin iyonlaşma denklemini denge bağıntısını yazdık. O yüzden buradan bulacağım değer de asitin iyonlaşma sabitinin değeri olacak. Yani CH3 NH2 ve CH3 NH3 artı birbirinin konjüge asit baz çiftidir. Bu baz bu asit. Ve bunların iyonlaşma sabiti Kb ve Ka arasındaki ilişkiyi Az önce de söylediğimiz gibi Ka ve Kb değerlerinin çarpımı şunu bir düzelteyim arkadaşlar. Neye eşit olacak? K su değerine yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e 25 derecede ve biz hep 25 derecede su çözelti hazırladığımız için bu değeri kullanarak işlemlerimizi yapıyor olacağız. Evet bu videoda e konjüge bas çiftlerinde KAKB ilişkisini yaptık. Bundan sonraki videoda da örnekleri çözeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.